Almanya'daki tedbirler diğer ülkelerdeki tedbirlere benzeşiyor. Okullar kapanmış durumda, kreşler kapanmış durumda, kamuoyu açık, bütün programlar iptal edilmiş durumda. İnsanlar dışarı çıkmıyorlar büyük ölçüde. Çıkanlar da çok tedbirli bir şekilde çıkıyorlar. Tabii ki bu uyarıları dikkate almayıp işte toplu halde dışarıda parti verenler, özellikle gençler, korona partisi verenler gündemi son zamanlarda meşgul etti. Onun için de dün en son bir federal hükümet eyaletlerinde desteğiyle birlikte bir yasak çıkarttı, bir toplanma yasağı. İki kişiden fazla insanların kamuya açık alanlarda bir araya gelmesi yasak şu anda, dünden itibaren. Bu kurala istisna teşkil eden kişiler de aynı evde yaşayan insanlar ya da aileler. Yani beş kişi bir ailece dışarı çıkabilir eğer aynı evde yaşıyorsa, ama onun dışında farklı evlerden, farklı yerlerden insanların bir araya gelmesi, piknik yapması, bankta oturması, sokakta yürümesi yasak şu anda. Bu yasağa gelene kadar da federal hükümet defalarca uyardı. En son Kuzey-Vestfalya eyaletinde, Türklerin en yoğun yaşadığı eyalet. Eyalet başbakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer bu uyarılarımıza uymazsanız sokağa çıkma yasağı gelecek. O nedenle lütfen evlerinizde kalın. Dolayısıyla hükümet şu anda aslında insanları sadece uyarıp evlerinizde kalın telkininde bulunup olayın vehametini çok ciddi bir şekilde, yani hiçbir devlette belki görülmeyecek bir şekilde anlatarak. Çünkü Merkel işte %70'e bu virüs bulaşacak dedi. Normalde hiçbir devlet başkanından böyle umutsuz bir cümle duymak belki mümkün değildir. Diğer devlet yetkilileri de çok umutsuz konuşuyorlar. Yani işte biz bunu, bu virüs hepimize bulaşacak. Çok ciddi, çok zor zamanlar bizi bekliyor şeklinde açıklamalar var. Şu anki çaba Almanya'da da, diğer ülkelerde de virüsün yavaşlatıp sağlık sistemini, sağlık sektörünü biraz rahatlatmak. Hatta bunun için işte bazı eğriler gösteriyorlar. Yani dik bir eğriyi zamana yayıp daha da genişletmek. Yani enfekte olacak hasta sayısı değişmeyecek ama sadece bunu zamana yayacağız sistemi rahatlatabilmek adına gibi bir bilinç şu an Alman kamuoyunda oluşmuş durumda. Böyle bir durum söz konusu. Türk, Almanya'da şu an yok. Hollanda'da 3 tane Türk vefat etti. Avusturya'da bir Türk vefat etti. Onların definleriyle alakalı işte, yani şimdi buradaki Türk toplumunun asıl endişesi de şeyle alakalı, definler nasıl gerçekleşecek? Çünkü iki tane bahis var. Birincisi normal, yani Covid'den ölmeyen bir hasta nasıl defnedilecek? Çünkü Türkiye'ye uçuşlar şu an kapanmış durumda. Mevcut durumda birisi vefat ederse Covid'den değil, sıradan bir şekilde vefat ederse cenazesi kargo uçağıyla Türkiye'ye gönderiliyor. Fakat refakatçi yok. Buradan hiç kimse gidemiyor. Dolayısıyla bu da buradaki Türk toplumunda müthiş bir umutsuzluk demek. Yani anneniz, babanız, işte bir yakınınız vefat ettiği zaman Türkiye'ye gönderiyorsunuz. Fakat siz eşlik edemiyorsunuz bu cenazeye. Oradan birisinin devralması gerekiyor. Covid'den vefat edenlerin yıkanması mümkün değil. Yani bu cenazeler yıkanıyor yani. Böyle bir yıkanma mümkün olmayacak. Aynı şekilde de burada da tabutla defin mümkün. Yani normal İslami usullere göre tabutla defin mümkün değil. Ama burada vefat eden Covid'li bir Müslüman cenazesi yıkanmadan, yani mes bile edilmeden bir cenaze poşetine konulup, tabuta konulup, tabutla gömülmek zorunda. Ve cenaze merasimine de maksimum 5 kişi, bazı eyaletlerde 20 kişi maksimum, ama şimdi o sayı da giderek düşüyor, katılabiliyor. Dolayısıyla buradaki şimdi Türk toplumunun çok ciddi bir şeyi var, zedelenmesi söz konusu manen. Çünkü eğer böyle bir ölüm gerçekleşirse, bu bir travma demek onlar için. İslam usullere göre defnedilememesi. Gerçi fetvalar da var şu an işte buradaki dini cemaatlerden. Salgın hastalık durumunda tabutla defin mümkün aslında. Ama yeni bir tartışma, cenazelerin yakılması gibi bir durum da ihtimal dahilinde. İtalya'da işte bu çok ciddi uygulanıyor. Avusturya'da gündemde ve İngiltere'de de gündemde. Böyle bir durumda da tabii Müslüman cemaat için bu ekstra manevi bir çöküntü demek. Böyle bir ihtimalin kendisi bile. Çünkü zaten çok zor bir süreç. Birisi hastaneye gittiği zaman İtalya'daki örnek, oradaki gazetecilerin bildirdiği şu. Diyelim ki 80 yaşında bir hasta, Covid tespit ediliyor, acil ateşte hastaneye kaldırılıyor ve sonra bağlantısı kesiliyor ailesiyle. Ailesi arayamıyor, telefonla konuşamıyor, son anlarında yanında olamıyor. Yani FaceTime'la görüşeyim, son bir veda edeyim falan, böyle bir şey mümkün değil. Çünkü oradaki hemşireler ve sağlık çalışanları böyle bir imkanı sunma konusunda böyle bir vakitleri yok. Sunamayacaklar. Sunamıyorlar da. Ve dolayısıyla oradan vefat eden kişiyi alıp yakıp küllerini aileye gönderiyorlar bir süre sonra. Birkaç aile mesela yakınlarının öldüğünden haberdar olmuyor. Cenazesinin nerede olduğunu bilmiyor. Külleri kendisine ulaşmıyor vesaire. Bir kaos durumu söz konusu. Yani insan
onurunu gerektirdiği biçimde bir ölümün gerçekleşmediği görülüyor aslında buradaki birçok ülkede. Türkiye'deki bu durum nasıl olacak bilmiyorum. Ölü sayısı arttıkça çünkü tırmanacak bu sayıda. Ama Avrupa'daki örnek bu. Ölüm anlamında yani Covid'lilerin defnedilmesi anlamında. Almanya'da enfeksiyon hastalıkları ve özellikle göğüs hastalıkları konusunda sisteme bir güven söz konusu. Yani insanlar eğer akciğer hastalığı yaşayacaksam Almanya'da olmayı tercih ederim gibi bir fikre sahipler. Çünkü iyi bir şeyi var makine anlamında, sağlık teknolojisi anlamında. Ama tabii ki normal zamanda bile bakım konusunda, hemşire konusunda bir açığı vardı Almanya'nın. Şimdi daha da ciddi bir yük geliyor. Yeni yeni daha yükleniyor sistemin sırtına. Şimdi işte asıl çaba bunu zamana yaymak. Kaçış yok. Sadece en azından yavaşlatalım ve İtalya'daki gibi işte hastaların fişini çekmek, hastalar arasında bu zaten ölücü buna vakit ayırmayalım gibi bir opsiyonun ortaya çıkmasını engellemek. Almanya'da yalnız yaşayan yaşlılar için özel bir tedbir alındı mı? Sosyal hizmet var mı? Bir sürü. Yani Müslümanların projeleri var. Onun haricinde bir de zaten Hristiyanların, kiliselerin sosyal hizmet kurumları var. Onların da faaliyetleri var. Şu anda özellikle Müslüman cemaatten gençler ciddi bir faaliyet içerisinde. Projeler ürettiler. İslam Toplumu Milli Görüşü'nde bir sürü projesi var Gençlik Teşkilatı'nın. Gençler yaşlılarla iletişime geçiyor, posta kutularına haber veriyor, broşürlerini atıyor ve diyorlar ki bu telefon numaramız eğer yardım ihtiyacınız varsa, alışverişiniz yapılacaksa, eczaneye gidilecekse, konuşmak istiyorsanız, yani kendinizi yalnız hissediyorsanız bizi arayın, bize haber verin gibi. Gençler de eldivenlerini takıp kendilerine gelen talepleri değerlendirerek, bunlar Türkler yani Müslüman gençler, böyle bir din ayrımı yapmadan gidip yaşlılara yardım ediyorlar. Almanya'da, Avusturya'da, diğer ülkelerde, birçok Batı Avrupa ülkesinde böyle şimdi projeler var. Yani kamusal değil şu anda şöyle, işte bu hastalıktan zaten yaşlılar etkilenecek, dolayısıyla işte gençlere bir şey olmaz falan gibi bir hava var. Bunu gençler, Müslüman gençler özellikle biraz daha içini doldurarak bir anlam yükleyerek vazife çıkarttılar bundan kendilerine ve böyle projeler ürettiler. Diğer sosyal hizmet kurumları da çok ciddi yardım ediyor yaşlılara. Onun dışında mesela Fudul diye bir dernek var. O dernek bir hotline başlattı. Müslüman bir dernek bu. O hotline'da sağlık çalışanlarına yönelik, işte korona karşısında kendisini manevi çöküntü içerisinde hissedenlere yönelik bir yardım desteği sunuyor. Belli günlerde telefonla arayıp sadece endişeleriniz hakkında bahsedebiliyorsunuz. Psikolojik destek değil bu. Manevi rehberlik olarak düşünebiliriz. Arayıp insanlar diyebiliyorlar ki ben çok endişeleniyorum, şöyledir, böyledir vesaire. Bir tavsiye vermeden açık bir kulak diyebiliriz buna. Yani dinlemeye hazır bir insan buluyorlar karşılarında. Böyle projeler de var hotline. Onun dışında tabii bir de şimdi bütün dini cemaatler, Müslüman cemaatler de faaliyetlerini şeye kaydırmış durumda, online'a kaydırmış durumda. Şimdi, online sohbetler, işte VTR'ler, videolar vesaire. Bu da manevi destek anlamında bir şey, ayrı bir fasıl diyebiliriz. Şöyle bir güzellik var, belki ondan bahsedilebilir. Duisburg'da ilk defa 12 yıl sonra bir camide ezan okundu. Duisburg'daki kiliseler kapandığı için, yani bütün camiler kapalı, kiliseler kapalı. Kiliseler dediler ki biz insanlara böyle bir manevi çöküntünün yaşandığı anda bir destek sunmak istiyoruz. O yüzden saat 7'de çanlarımızı çalacağız. Ama Müslüman cemaat de bundan maruz, bu sorunla karşı karşıya. Onlar için ne yapabiliriz? Görüşmüşler ve Duisburg camisi de demiş ki biz de ezan okuyalım o halde. Her akşam bundan sonra Duisburg camisinden 12 senedir minaresi var. Ama 12 senedir ilk defa ezan okunmaya başlandı Duisburg'dan. Bunu Hannover Camisi izledi. Hannover'de iletişime geçti ilgili bölge yetkililerle. Ve Hannover Merkez Camisi'nde de artık akşamları her akşam, daha doğrusu Miraç Kandili'nde okundu ama zannediyorum bir de Cuma namazlarında okunacak. Ezan okunuyor. Müslüman topluma moral vermek için. Yani bu çok olağanüstü bir şey. Burada aslında şöyle bir gelişme de var. Alman toplumu çok işte İslam bu toplumun bir parçası mı değil mi? İşte Müslümanlar bu toplumun neresinde gibi tartışmaları bir kenara bırakıp aslında bir anlamda biz kimiz? Bu salgın karşısında bu salgından doğrudan etkilenen Alman toplumu kimdir? Gibi daha kolektif, kapsayıcı bir kimlik içerisine girdi denilebilir. Yani herkes canına düştü evet ama bir yandan da dayanışma, işte moral verme, teselli etme konusunda ciddi bir konsensus da söz konusu. Yani camilerde ezan okunmasına karşı çok ciddi bir ırkçı karşı tepkiyi görmedik şu ana kadar. Normalde ayağa kaldırırdı mesela AFD'de. Çok güzel.
Bir de şeyi merak ediyorum. Siz Türkiye'yi nasıl görülüyor oradan? Siz nasıl görüyorsunuz? Ya çok farklı. Mesela buradaki toplum içerisinden sadece Türkçe medyayı takip eden insanlar var. Daha çok ilk jenerasyon, yaşlı kesim. Onlar Alman medyasını takip etmiyorlar. Sadece Türk medyasını takip ediyorlar. Orada ilginç bir durum ortaya çıktı. Mesela Türkiye'de kriz yokken ama Almanya'da salgın ilerlemişken buradaki insanlar çok olayın farkına varmadılar. Yani burada sanki bir kriz yokmuş gibi günlük yaşamlarına devam ettiler. Türkiye'de şimdi haberler, ölüm sayıları artmaya başlayınca özellikle o ilk nesil, Türkiye'de işte 3 kişi vefat etmiş gibi bir şey uyanma içerisine girdi. Halbuki Almanya'da o sırada belki işte 25 kişi vefat etmişti. Dolayısıyla bir işin bu boyutu var. Öbür taraftan tabii insanlar endişeliler yani akrabaları için, tanıdıkları için. Ama şöyle bir güven de var. Mesela Türkiye'nin sağlık sisteminin çok iyi olduğu biliniyor. Çünkü bir sağlık turizmi gerçeği var. İnsanlar birçok operasyonu, ameliyatı Türkiye'de yapmak, Türkiye'nin doktorlarının daha fazla vaka gördüğü, daha zaman baskısı altında çalıştığı için çok daha deneyime sahip olduğunu bildikleri için Türkiye'nin sağlık sistemine güveniyorlar, doktorlarına vesaire. Ama öbür taraftan Türkiye hani Almanya gibi çok sistematik, stratejik işte 50 sene sonrasını planlayan böyle bir sistem var mı acaba gibi bir endişe de var tabii ki. Yani bu kriz karşısında en güçlü ekonomiler bile devrilmeye başlıyor, sarsılmaya başlıyor. Almanya her sene bütçe fazlası veren bir ülke. Çok güçlü bir ekonomi yani dünya çapında. Ona rağmen şu anda çok ciddi bir endişe var insanlarda. Sağlık anlamında da. Türkiye'nin bunu nasıl atlatacağıyla alakalı buradaki Türk toplumunun tabii ki endişeleri var. Üzülüyorlar insanlar ana vatanları için. Çünkü belirsiz bir süreç. Ne çıkacağı bilinmiyor bu süreçten.